Hocam söyle bakayım, Fransa ve Burgonya beyleri huzurumuza Fransa, çıkacaklar. Fransa ve Burgonya beyleri huzurumuza çıkacaklar. Ama kral değil gibi söylüyor bunu. Abi kral. Ya sen şu anda var ya, hani kralın yanında emekliliğine iki gün kalmış. Efendim Fransa ve Burgonya beyleri huzurumuza. Fransa ve Burgonya beyleri. Abi niye yapayım öyle bir şey? Ya? Sesi öne alabilmek için. Evet, hazırsak pist başındayız hocam. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, efendim bir Burada Olan Burada Kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve İstanbul Merkez Stüdyolarımızda bahar münasebetiyle sakalın kenarlarını çevirmiş olan The Sakal of the World ve Nisan ayı dolayısıyla saç bakımını yaptırmak için her zamanki gibi Kaytaran Inamatu Tokyo Desin yokluğunda bu kez stüdyomuzda İran'dan gelen uluslararası tavla hakemlerinden Muhammed Emin Gurbani konuğumuz ve geldik programımızın klasik macun bölümüne. Efendim işte daimi konuğum, şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir, fukara, garip, kurabba dostu, Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu Genel Başkanı, Sinop Erfelek Kestanesi İstanbul Marmara ve tüm Türkiye Genel Distribütörü, hocaların hocası maraton men, degüstatör, aynı zamanda heykeltıraş, İlhan Musk ve Pezo Jeff gibi dünyanın anasını ağlatan yavşak adamların bir numaralı savunucusu, kapris abidesi, Tom Cruise'un en yakın arkadaşı, Z kuşağının pambık dedesi, Cem Yılmaz'ın abisi, hocaların hocası Cem Yılmaz. Merhaba genç adam. Merhaba Zafer. Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Zannediyorum Hakk'a yürüdünüz hocam. Bu macun sırasında ne oldu hocam yine? Rol çalıyor. Hocam gözlük oynamaz. Aktör oynar. Evet. Hocam. Buyur abi. Artık bahar geldi. Evet. Kuşlar ötmeye başladı. Evet. Öyle bir laf vardır bilirsin abi. Ağaç dalları nedir? Bahar geldi, gevşer gönül yayları. Ne öyle bir şey var abi? Bahar geldi, gevşer gönül yayları. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Geldi bahar ayları. Evet. Gevşer gönül yayları. Yayları. Hemen Muhammed Emin Gorbani'den rica edelim. İran üzerinden telefonla bir bak bakalım yavrum böyle bir şey var mı? Var var. Hocam güzel salladın, tebrik evet. ediyorum. Var abi. Hocam. Efendim. Bahar geldi dediniz. Bahar abi. Geldi. Gündemimiz oldukça yüklü. Bu file kaça doluyor şeyi. Konsepti tekrar gündeme geldi. Artık yani bildiğimiz dalından koparıp böyle tarlalardan avuç avuç aldığımız sivri biberin kilosu 40 lira. Domates oldu 45 lira artık. Zannediyorum misafirliklerde meyve yırrı domates ikramına meyve başlanacak. Mi? Ya da söğüş salatalık ikramına geçeceğiz hocam. Erik rekor kırdı. Arabalarla satılırdı ve dörde belerdi. Evet. Bıçakla da araya tuz. Evet hocam. Erik rekor kırmış. Bir... Ama her sene artık ezberledik o şeyi. Hocam ezberledik de ya Türkiye'de 690 liraya erik mi olur? Kapış kapış gitmiş ya. Şimdi kapış kapış gitmiş yiyene de helal hoş olsun da. Şimdi eskiden tezgahta dururken manav derdi ki abi bak bir tane tadına. Şimdi tadına baktın 60 lira. Ne oluyor abi? Yok, o tadına bakma işi bitti abi. Bitti o artık. Eskiden, o tadına bakayım. Eskiden böyle aparan buyurun falan derdi. Onlar evet. geçti. Çünkü artık dörtte bir lahana, dörtte bir karnabahar tabii. satılmaya başladı. Taneyle satıldığı için zaten. Evet. O taneyi de sana ikram edemez yani. Evet hocam gündemimiz oldukça yüklü. Evet. Hollanda'da canından bezen artık yaklaşık galiba 900 ila 1000'e yakın olduğu söyleniyor. İnsanlar ötenazi hakkı kullanmak istemişler. Demişler kardeşim biz artık yaşamak istemiyoruz. Hmm. Yaşayacağımız kadarını gördük. Bu dünyada artık bir boktan bu boktan sırlamayız. Rahat yüzü de göreceğimiz yok. Biz umudumuzu kestik bizi naşlatın demişler. Hollanda'da. Hollanda'da hocam. Allah Allah. Dünyada giderek bu yayılmaya başlıyor. O hastalıktan enteresan. Falan isteyebiliyorsun öyle bir şey. Evet yani işte Allah korusun bir kanser tedavisi görüyorsan yani aman tedavisi abi. Mümkün olmayan bir hastalıksa artık de ki baba ben daha fazla uğraşamam beni diyor paketleyin. Ben gideyim en iyisi fazla da milleti üzmeden diyorum. İyi bir fikir mi sence? Alain Delon da istemiş bunu.
Alen abi de istemiş. Şimdi Alen de hocam gençlik resimlerine bakıyor. Sakal Alen Delon'un şuraya güzel bir resmini koyarsın değil mi inşallah? Gençlik mi son hali mi? Abi Alen abi her zaman yakışıklı. İstersen son bir gençliğini koy. Son halini koymasın. Son halini öyle koysun. Hatırlayalım. Ha? Öyle. İşte o da bir dönem şimdi dünyanın en yakışıklı ve en cazibeli erkeklerinden biriyken adam şimdi aynada kendine bakıyor. Ulan yaşlandık diyor. Bir taraftan başını kıçını tutamıyorsun. Eğilip bükülüyorsun anladın mı? O da diyor ki bundan sonra artık fazla kimseye de maskara olmadan işte Alen Delon yatağa düştü. Tekerlekli sandalyeye düştü falan filan o aşamalara gelmeden. Ama o da hayatın hayata dahil abi o da yapacak bir şey yok ki. O da hayata dahil. Yani Alen Delon da veya herhangi bir adam da hep aynı adam olarak gidemez. Evet. Doğdun, büyüdün, yaşlandın ve evet. Güle güle. Yani onu da razı geleceksin yani. Hani hep böyle civa gibi olacak halin yok. Anlıyorum. Şimdi sevgili hocam. Ama şimdi ağır bir hastalık. Çaresi olmayan hastalık, acılar içinde kıvranıyorsun falan belki ona bir şans verilebilir. Yani. Verilebilir. Şans derken yani öyle bir imkan verilebilir. O da dünyanın her ülkesinde yok biliyorsun yok. Hocam. Belli ülkelerde yok. Var dolayısıyla. Onun için de peki. Bu muydu abi? Yani şimdi gündemi yayıyorum hocam tamam, şimdi tamam. Sıradan geliyorum. Önce bu file kaça doluyor dedik. Bu file kaça doluyor? Dolmuyor file. File dolmuyor. Filenin dolma şeyi artmaya başladı. Evet maalesef. Zannediyorum doğalgaza güzel bir fiyat ayarlaması yapıldı. Yani diye bir ayarlama yapıldı tahmin ediyorum. Küçük, evet, küçük bir havası alındı. Zam demeyelim abi ona. Evet. Pide kaç lira oldu Ramazan pidesi? Ramazan pidesi 10 lira falan diyorlardı ama zannetmem. Yani o bence en alt fiyatı söylüyorlar. Yumurtalı olursa artık. Yani böyle lüks yerlerde şurada burada. Şimdi semtine de göre de değişir ya abi bu iş. Evet. Zengin bir muhitin pidesiyle. Yani gariban, göreceli olarak gariban bir muhitin pidesi aynı olmaz. Bence onlar en alt limiti söylüyorlar. 10 lira diye. Evet. Bence 20-30 liraya bile satarlar yani. Sen yeter ki niyetlen. Peki sana hocam ama... Pastane pideleri vardır böyle yumurtalı. Ben onları sana sevmiyorum. Sana onu 10 liraya verirler mi zannediyorsun? Yok ben onu sevmiyorum. Fotoğrafını bile vermez. Ben öyle pastane pidesi sevmiyorum. Normal taş fırın pideden çıkmış olacak hocam. Yani. Eskiden pideler şöyle etli olurdu abi. Of. Böyle... Yani elini aldığı zaman bir ağırlığı oluyor. Şimdi evet. Hava basıyorlar sanki. Evet çünkü gramajdan da inceden küçültmeye başladı. Tabii küçükte maliyetler küçükte. Arttığı için. Geçen gün ben bir ismi lazım değil bir yerde bir şey yedim. Evet. Ekmeği eskiden şu kadardı abi. Yani getirdiği zaman onu bir tane yediğin zaman vay diyordun tamam doydum. Daha da ben ekmek yemem bugün diyordun. geçen gün baktım böyle un kurabiyesi kadar küçülmüş. Usta dedim bu her zamanki pide mi? Yoksa hani yeni bir çeşit mi deniyorsunuz? Yok abi her zamanki dedi. Lezzet dedi, olarak her zamanki de ebat olarak. Dedim ya her zamanki değil bu. Böyle bayağı kocaman da abi. Yani o eski bir taneden 3 tane yapıyor bence şu anda. 4 tane demeyeyim haksızlık olur ama 3 tane yapıyor. Galiba. Hocam şimdi bahar ayına girdik ya. Evet. Klasik diyorsun şahane 1 Nisan şakaları yapılır. Evet. Yani eşek şakaları yapılıp onun dışında aa 1 Nisan falan benim hayatta en sevmediğim şakalaşma biçimidir. Bana sakın 1 Nisan münasebetiyle böyle şakamak sen... hazırlamışsanız baştan söyleyeyim. Yok şu ana kadar yani, bir hazırlığımız yok. Sabah bana... ben kovuldum. Sabah mı kovuldun? Hı-hı. 1 Nisan münasebetiyle. Eğer bana kim kovdu? Güvenlik almadı içeri. Sen söylemişsin. Kartı basıyor. Abi, ben şu anda abi şaka yapacak şeyim yok da. Neyse yapsam yapardım da sana evet. Bir şaka hazırlamadık abi. Hazırlamadınız. Bence bana bir şaka hazırlanıyor şu anda. Ciddi misin? İnşallah şakadır diyorum. İnşallah şakadır diye düşünüyorum. Şaka. Şaka diye düşünüyorum. İnşallah şakadır. Evet. Hocam gündemimize devam ediyorum şimdi. Yok abi şakadan bahsediyoruz. Sen sevmem dedin ya. Hiç sevmem. Yapıldı mı peki sana hiç yani böyle? Birkaç defa böyle tatsız boktan 1 Nisan şakası yapmaya çalışanlar oldu falan. Ne neye göre ya? Tatsız abi? Sana göre tatsız olabilir. Ya ne bileyim sana patlayan sigara veriyor mesela ikram ediyor. Çok. Takıyorsun pah bir patlıyor kaşlar maşlar yanıyor adamın. Biliyorlar. Ne büyük şaka ama. Hocam geçen hafta aşağıda Aydın'a yaptılar onu biliyor musun? Buyurun işte. Kim yaptı o münasebetsizliği? Çocuk şakaları. Biliyorum. Ama çocuk zaten yani daha. Çocuk da hocam kaç yaşında bu adam? Eren. Bir 20 var. 24 yaşında. 24 yaşında çocuk mu diyorsun buna? 24 yaşında ülke devirenler var. Şey yapan var. Tahta geçen var. Ayrı. Ama icat yapan var. Bizimki de sigara yakıyor işte. Ama işte en azından sizin gibi bir duayenden abi ben Aydın'a bir şaka yapmayı düşünüyorum. Hmm. Kaliteli bir şaka yapacağım. Ne yapmamı tavsiye edersin? Can abi deyip insan bir görüş istemez mi ya? Ya bu mu yani? Ben bu, de ne aklıma geliyor ki bilmiyorum yani. Aydın'ı kitleyip kaçıp giderdik. Yok ya da Aydın'a kovulma yani, kağıdı resmi. He? Görevinde son verildi. Çıkışınızı alın falan filan.
Bir şey yapmaz ki ona. Ona ne yapar ki o? Sevinir Aydın. Ya o bir şaka olmaz ki. Oh be yaşasın. Tokat'a dönebiliyorum artık der. Tokat'a dönüyor. En güzel şaka onu kilitleyip gitmek. Aydın'ı. Tabii. Tuvaletteyken kilitleyeceksin. Ha. Dükkanı da kapatıp gideceksin. Cumartesi pazar burada kalacak. O var. Kapıyı pencereyi kırar çıkar kırar, yine. Kırar. Arkadaki pencereyi kırar. Oscar'ı olay yine mi? Bize olur. Tabii. Hı? Tabii. Oscar'ı izlediniz mi? Geleceğiz tabii oraya. Hocam biliyorsun tabii. Birkaç gündür memlekette ve bütün dünyada konuşuluyor evet, bu. Oscar'daki evet. Skandalı da sana soracağım hocam. Ben ne seyretmedim. Diyorsun? Ama mesafe... en azından olayları biliyorsun. Ha, olayları yani. Biliyorum tabii. Will Smith gitti işte Chris Rock mıydı? Evet. Ona böyle tokadı basmış. Evet. Seyrettim. Sizin şahsi görüşünüz nedir hocam yani bu konuyla ilgili? Abi şimdi... Hangi taraftasınız? Kamuoyu bölündü. Sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada bölündü. Hmm. Avrupalılar bile helal olsun bak nasıl karısına sahip çıktı diyenler var. Amerikalılar da var. Bu şiddet nedir kardeşim? Yakışıyor mu koskoca sanatçıya sahneye çıkıp adama tokatlamak, bokatlamak diyenler var. Bir kısım da bunun bir şov olduğunu söylüyor. Danışıklı dövüş olduğunu söylüyor. Hem kendine prim yapmak için hem de tokadı yiyen arkadaş için. Çünkü onun da biliyorsun bilet satışları falan çok böyle mıgır giderken bu tokat hadisesinden sonra 4 dakika içinde 1500 kişilik salonun biletleri $480'dan o adam o iyi bilet satıyor abi alakası yok. Yani bu işin abi böyle bilmiyorum piyasa yapmak için yapmış olduklarına ben inanmıyorum. Hı-hı. Ama ben sadece tokadın çok böyle bir oyuncu tokadı gibi aldım. Yani böyle Osmanlı tokadı değil yani. Gerçekten vursa sanki biraz böyle sendeletirdi, bir şey yapardı. Yani oyuncu tokadı vardır ya, vursun böyle ah alırsın onu. Evet. Şimdi bunların ikisi de oyuncu. Sıyırtma deriz biz. İkisi de oyuncu olduğu için evet. O nasıl vuracağını biliyor, o da nasıl alacağını biliyor. Evet. Böylece biz baktığımız zaman açılardan, değişik açılardan vay be diyoruz ama mutlaka bir açıda bunun façasını yakalayan bir kamera vardı. Hocam. Yıllar sonra çıkar o. Yıllar sonra ortaya çıkacak bunun bir danışık. Eğer öyleyse. Olur. Öyle. Değilse de bana göre benim şahsi fikrim. Öyle. Will Smith o şakaları duyduğu zaman gitmeliydi oradan. Öyle mi? Tabii. Dükkan, tabii yani bunu dinleyeceğime çeker evet. Giderdi. Adam ne dedi ki buna bozuluyorsun abi? Bilmiyorum ne dediğini. Tam o ayrıntıya hakim değilim. O kadar incelemedim yani. Sakal bilir. Demi Moore'un bir tane filmi vardı. Neydi? Kafayı usturaya kazıtmıştı o film. Hayalet mi hocam? Hayır. Değil, değil. Tamam anladım abi. Çavuş. Evet. Asker oluyor. Evet, evet, evet. O kafa biçimini görünce onun ikincisini çekersin anlamında bir şey söyledi. Evet. Şey söyledi. Evet, evet. Yani ikincisine mi hazırlanıyorsun Jane'in anlamında? Bir şeyi. Bir şey söyledi. Bu da hemen öğüt falan diye horozlandı. Tamam, niye söylüyorsun? Başka şey. Amerika'da böyle saçma sapan şakalar vardı biliyorsun. Yani ya çok yapılır. Evet. İnsanlar böyle işte Trump hakkında şu yani geniş bir özgürlük alanı olduğu için herkes istediğine söyleyebiliyor. Evet. Mahkemede görüşürlerse görüşülüyor veya hadi tamam üstünden durmayalım diyorsun, geçiyorsun. Evet. Ama belki de bu tokat yani şakaların nerede durması gerektiğini insanlara bir şey yapar. Şakanın da bir haddi hududu varı belki Amerika'da da şey yapar. Bir sınır çizer. Çizer ama burada ya bu şakanın bu kadar çok tepki alabileceği bir ortam yok. Kadın hastaymış galiba. Saç kıran hastalığı mı varmış? Sedef hastalığı mı? Evet. Saç kıran hastalığı varmış. Onun için saçını öyle kestirmiş. Ya ne var bunda? Bilmiyorum ama belki daha şimdi bizim bilmediğimiz bir şey de olabilir. Will Smith Chris Rock'a daha önceden gıcıktı. Hocam. Ulan şunu yine burada da sahnede gördüm deyip evet. Hazır yakalamışken yapıştırmış olabilir. Yani sebebi direkt o an değildir. Birikmiş. Borçların tahsilatı olabilir. Tahsilatı olabilir. Evet. Hocam şimdi Will Smith arkadaşımız da bundan yıllar önce bir televizyon programında karşısında kafayı usturaya vurdurmuş siyahi bir adama diyor ki oyuncu mu basketçi mi ne? Ağdaya kaç lira veriyorsun diyor adama. Hmm. Şimdi adamın dazlaklığıyla sen zamanında ağdaya kaç para veriyorsun diye kafa bulurken iyi. Yengeye adam oradan vay bu dazlak kafayla filmin ikincisini mi çevireceksin deyince ben delikanlı oluyor. Ayıp değil mi peki? Abi insanın ruh halleri değişti. Bu o senin dediğin 90'larda 2000'lerde olmuştur. Aradan geçmiş 20 yıl, 25 yıl. Evet. Şeyi değişir haleti ruhiyesi. Bilmiyoruz ki belki de piyasaya saç kıran dediler evet. Ama kadının başka bir hastalığı var ki hiçbirimizin bilmediği. Evet. Yani saçını onun için kestirmişler ya saç kıran var şimdilik şey yapmıyor. Hani söylemiyoruz kötü bir hastalığı olduğunu diyebilir. Evet. Belki öyle bir şey vardır. Beni burada kalandıran... Ayrıca ikisi barışmış abi. Telefon açmış. Chris'cim kusura bakma falan demiş. Tabii çünkü emniyetten aramışlar. Arkadaşa tutuklayacağız şikayetçisen demişler adama. Hı. Yani çünkü Amerikan yasalarına göre birine bir de kalkıp şiddette bulunduğun zaman arkadaş evet. Gel bir falan olur bunlar. O yüzden de
Yok demiş, gerek yok, ben davacı olmuyorum. Beni bu olayda kıllandıran... İkisinin bir filmi çıksa ne biçim iş yapar? Yaparlar zaten. Şu anda yazılıyor. Şu anda. Evet. Bak emin ol, şu anda Amerika'da yazılıyor o senaryosu. İkisini oynayacağız, zıt kardeşler falan. Görürüz. Ya da tokat manyağı. He yani şimdi hocam, beni kıllandıran birkaç tane önemli noktalar var. Bu olayla ilgili. Bu olayla ilgili var hakemi olarak seni gördüm ve senin de görüşlerini sunacağım. Bir, sen sahnede programı sunuyorsun. Aşağıdan bir adam sana bir araba laf ediyor. Senin üstüne doğru geliyor. Bir tokat atıyor. Dikkat edin görüntülere hocam. VAR hakemi olarak değişik değişik açılardan. İnsan refleks olarak bak elini kaldırdığı anda onun hemen bir geriye gitmesi gerekir. Yani en azından iki ayağın üstünde sabit durmazsın. Geriye çekilirsin ya da elini kaldırırsın. Bu böyle duruyor. Tık tokadı yedikten sonra wow, beni dövdü mövdü falan filan. O yine aşağıdan fucuk mucuk fucuk mucuk diye yağdırdı falan küfürleri. O arada reklam arasına giriyorlar. Tamam. Reklam arasında zorlu oluyor. Tabii. Yine bir karşılıklı. Denzel Washington falan arıyor. Ya çocuklar yapmayın. Denzel diyor ki yapmayın çocuklar diyor. Ayıp falan. Oluyor. Ha, ayıp oluyor, bizi rezil ediyorsunuz falan filan diyor. Bunları sakinleştiriyor. Evet. Fakat arkadaşa da burayı terk et diyorlar. Ben gitmem, terk etmem. Adamın biraz sonra şeyi var, en iyi erkek oyuncuda adaylığı var. Ha, şimdi burada şöyle bir şey de var. Yıllardır hocam, biz siyahlara ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorsunuz. Niye bize ödül vermiyorsunuz? Niye biz ödül törenlerini sunmuyoruz? Deyip böyle bir serzenişleri vardı. E şimdi törene güzel komedyen, siyah bir komedyen sunuyor. Sen de aday olmuşsun. Bence o ödül alamayacağını düşünerek önceden skandalı patlattı ki ödül alamadığı zaman da diyecekti ki bak ben böyle bir olaya sebebiyet verdim, beni tahrik ettiler. Sonra da benim biletimi kestiler. Hayır, ödülümü aldılar. O ödül öyle, abi ödül olay anında karar verilen bir şey değil ki. Ha tokat attı o zaman sil adını değil. Her şey olur. Yok abi. Her şey olur. Kelfantino'nun manyetolu kürelerle kupa şeyini çektiği, eşleşmelerini çektiği dünyada her şey olur hocam. Anında zarf değişir. Samuel Jackson demiş ki zaten, sitem etmiş. Ya demiş, 40 yılda bir Oscar aldık yardımcı erkek oyuncu. Evet. Sizin bu yaptığınız tatava yüzünden adımız yani bir böyle güzel harlamadı. Evet. Siz konuşuldunuz, biz ödül aldık. Ayıp gitti. Oldu demiş yani. Siz ne oldu? De siyahisiniz, biz de siyah. Bu yaptığınız doğru mu falan. Evet. Hemen onu da alıp götürmüşler arkaya. Tabii. Kimdi o, bir de zarftan şey oku da dediler ki baba yanlış, o değil senin okuduğun dediler. Eski, o geçen senelerde vardı. Eski oluştu. Aktörlerden. Yanlış şeyi okudu. Warren Beatty. Warren Beatty okudu. O kadar eskiye gitme. Ya ona galiba okutturdular. Şimdi o aldı burada. Can Yılmaz ödül dedi. Evet. Dediler baba olur mu? Burada sakal yazıyor dediler. Zarfı aldılar elinden adamı. O 2-3 sene evvel oldu. Ha da. Yani demek ki böyle dümenler de oluyor. Arkadaşın adını da değiştirebilirler. Abi niye sen hep böyle yarışma, çekiliş, ödül, evet. Bu şeylerde niye hep şahibi arıyorsun? Şaibeli bir iş bu. Ne şaibesi abi? Akademi seçmiş, zarflarının içine koymuş, içeride duruyor, kasada duruyor. Evet. Saati dakikası geldi mi kasadan adam eldivenler içinde alıyor, tepsiye koyuyor, getiriyor. Sana teslim ediyor, sen de açıklayacaksın. Evet. Tamam. Hocam. Sen de sakalı sunuyorsun, sakallı alıyor, diyor ki Mehmet'im. Diyor. Evet. Tamam. Yani ama bu... bir dakika sen onu yanlış okudun, o değil bu dersen işin içine şaibe girmiştir abi. Adam bunu nasıl yanlış okur ya? Gözün görmüyorsa atma derler o zaman. Kafadan niye atıyorsun? Hayır o öyle değildi galiba ya. Onu anlayamadım ben. Yani tamam bir şey yanlış okudu kadın da pardon o değil bu deme. Yok yok öyle değil. Aldılar. Zarf değişti. O öyle değildi işte abi. Zarf değişti. Başka bir şey okudu kadın. Hocam bu olay bir kere orada anında gelişen bir olay değil, kurmaca bir olay. Evet. Kameranın diğer açısından yani şu açıdan çekmiş olduğu görüntüde de yenge sinyal veriyor buna yürü diye. Böyle. Tabii. Gördün mü sakal sen? Alakası yok. Alakası yok. Tokata tabii. Gitmeden önce kendi de gülüyor. Gülüyorlar. Kendileri ailece gülüyorlar. Bak kendileri de ailece gülüyorlar. Adam espriyi yaptı geçti, millet ha dedi, bir şarladı salon. Devam ettiler. O arada yengeyle göz göze geldiler. Bu açıdaki kamera yakalamış, yenge böyle yaptı bak. Yani zamanı. Şimdi saldır aşkım. Skandalı patlatmanın tam zamanı dedi. Abi de birden beri. Bu skandal Will Smith'e yaramaz ki abi. Bak Oscar ödülü aldı. Onun bile gölgesinde kaldı bu iş. Oscar'ı bu tantananın gölgesinde kaldı. Yani şu anda bir yapımcı olsan sen Will Smith'e iş verir misin? Hemen anında. Tamam. Amerika'da şu an Will Smith'in var ya peşinde. Oho kaç yapımcı var. Şu komedyenle beraber bir ikili film yapalım size. Zıt kardeşler, bir kardeşler. Zırt kardeşler. Neyse yani bir şey yapalım alalım parayı diyecekler.
Göreceksin tabii. Bence de yapılmalı yani. Yani hayır, barışsınlar öyle yapılsın zaten. Sen olsan ne yapardın? Kimi? Sen şimdi törende sunucusun. Ben tokadı yersem tezgah şeyi bırakırım, kağıtları mağıtları. Alasmalık derim. O yani. Kadar. Tabii. Benim yani bu sahnede tokat yememe engelli olamayan bir akademi, bir daha da işim olmaz derim. İki laf etmez misin hocam gitmeden önce? Akademiye mi? He. Ederim, ederim. Ya şimdi geldi Will Smith sana. Ediyorum işte, bunları ediyorum. Ha, Will Smith geldi sana, Allah'ına kadar kapattı bir tane. Tamam. Şırak diye gitti yerine oturdu. O andan sonra ne dersin? O andan sonra derim ya, oldu mu bu Will'im dedim, derim. He. Sizin yapacağınız işi derim ve giderim. Bu kadar. Evet. Oldu mu bu Will'i? Sizin yapacağınız işi. E tamam abi. Bu veda mı ya şimdi? Ne diyeyim abi, gidip Will'i bir tokatlayayım. Abi şimdi daha ses getirecek bir şeyler söylemen lazım. Şimdi demin beni tokatlama, işte şey yapan, yüz yüze bırakan, akademiyi protesto ederim falan filan dedim. Bunları üstün nasıl dersin? Başını parçaladım. Kendin. Yok abi, hiç kimseyle muhatap olmam. Evet. Eyvallah kardeşlerim. Sevenlerimize selamlarım, giderim. O zaman da şöyle derler, vay be Kırı Sırak'a bak, ne delikanlı adammış. Bu hiçbir şey demedi şeye, seyirciye saygısından dolayı derler. O çocuk da hiçbir şey demedi. Kim? Tokadı yiyen çocuk. Onu diyorum işte, onu demiyor musun sen? Hayır, o kaldı ama devam etti ve hiçbir şey demedi ki. Vay beni... Ama kaldı abi orada. Orada kalman senin bir protesto yapmadığın anlamına gelir. Hayat devam ediyor olur. Ben bırakıyorum mikrofonu, yere bırakıyorum ve gidiyorum. Hocam bırakıyorsun da arkanda yani konuşulacak bir iki cümle bırakmadan gittin. Hayır. Bazen sessizlik en büyük haykırıştır. Sakal ya, bunu arkaya yazalım mı? Bazen sessizlik en büyük haykırıştır. Sessiz kalarak diyorsun, protestomun kralını yaparım. Evet. Sonra beni ararlar gazeteciler, konuşmam. Televizyona çıkmam. CNN'den ararlar, çıkmam. Öbürü arar, çıkmam. Ta ki Will kapının önüne kadar gelip, Can abi kusura bakma. En son ben ararım. Ya ula, bir protesto yaptık. İnsan bir arar. Bunun sebebi ne? Niye diye düşündüm bu protesto yaparken. Niye hiç aramıyorsunuz diye ben ararım. Bir 3 ay sürer bu. 3 ay kapandıktan sonra, olay da küllendikten sonra ararsın. Derler ki Can Bey, o olay artık unutuldu. Ben şu anda Will Smith'le Chris bahçede, Will'in bahçede Texas büfteğini ızgaraya attılar abi. Yiyorlar şu anda. Ve diyorlar ki ne güzel kafa bulduk millet. Bütün dünya bizi konuşuyor. Vallahi ikisi de piyasasını yaptı. Evet, Will Smith dönüyor. Bizde de oluyor hocam. Ne oluyor bizde? Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali. Böyle şey oluyor mu, tokatlaşma? Tokatlaşma olmuyor da geçmişte oluyordu. Yani muhakkak birileri çıkıp bir lastik patlatıyor yani. Hmm. Ya sunucu gafı oluyor. Ya çıkan sanatçı bir şey söylüyor, ondan birisi alınıyor, birisi kıllanıyor, onu dedi, bunu olmadı oluyor. Evet, gerginlikler oluyor genelde. Gerginlikler oluyor. Bazen törenlere... Hiç ummadığın adam ummadığın laflar söylüyor. Evet, bazıları törenlere babaannesinin ördüğü hırkayla geliyor ödül almaya. Ya o ne o? Arkadaş bu bir tören, resmi bir tören. Bunun bir adabı var. Yani bir ceket, şey giyecek. Bir ceket yani gömlek ister. Yani bir ceket, bir gömlek ister. Orada babaannenin ördüğü hırkayla çıkıp oraya... Yani ödül alıp falan filan, bir de laflar meydana buldum diye. Abi o işte biz şeye önem vermiyoruz. Dış görünüme değil. Evet. Daha çok içselliğe önem veriyoruz. İçselliğe... Sinemada, perdede bana ne anlatıyorsun? O önemli. Evet. Takım elbise giymen önemli değil. Dünyada da böyle. Ben Tokyo'ya gittim film festivalinde. Evet. Çıkanlar dediğin gibi hakikaten babaannesinin hırkası, amcasının şöyle ceketini falan böyle. Evet. Yani öyle bir kıyafete çok önem verilmez sinema sektöründe. Kanda falan? Kanda takım elbise kiralayacaksın. Kanda var ya, Coppola'yı bile halının üstüne almadılar, papyonu kaymış diye. Sen ne konuşuyorsun hocam? Bak her yerin kendine abi, göre bir adabı var. Onu baştan söyleyeceksin. Onu baştan. Evet. Sen Adana Film Festivali yapıyorsan, ta Adana Festivali ilk bir yaşı yapıldı. Ne zaman yapıldı atıyorum. Diyelim ki 1962'de yapıldı değil mi? Evet. 1962'de bunun çerçevesini çizeceksin. 62'den itibaren herkes papyonlu, beyaz takımla gelsin dersen gelir. Ama öyle bir çerçeve çizmezsen. Hocam yazıyor. Kot pantolonla yani diyor, koyu renk elbise tercih ediyor. Evet. Tamam. Yani, koyu renk boğazlı kazak. Koyu renk. Abi koyu renk boğazlı kazak da oluyor işte o zaman. Koyu renk elbise deyince. Millet onu öyle de anlayabiliyor. Ama hocam. Ama kanda öyle değil. Ta 1901'den beri smokin diyor adam. Evet. İstersen gelme. Yani sen o ödülü almaya gittin ama smokini giyeceksin. Smokinci böyle bekliyor, festival olsun da böyle kiralama. Biz de paramızı kazanalım diye. Kiralıyorsun. Bazen de kiralıyorsun. Almana gerek yok. Ha varsa senin smokinin, yani smokin giyen bir adamsan. Siz sever misiniz hocam smokin?
Sen mesela diyelim ki Cannes'da filmin ödül alıyor. Yardımcı evet. En iyi erkek alacak, oyuncu. Onu hazırlıyorum. Evet. Yardımcı en iyi erkek oyuncu ödülü aldı. Niye en iyi erkek değil de en iyi yardımcı oyuncu oluyorum ben abi? Abi çünkü Gerard Depardieu aldı en iyi erkeği, sen de yardımcıyı aldın. Niye ben de Gerard Depardieu gibi? Abi rolün öyle oyuncu... değil. Rolün öyle değil. Ha Gerard'ın rolü daha fazla bende. Tabii ki. Küçük bir rol seninki. Sen ufak, de en iyi yardımcıyı aldın. Güzel. Üç kelimeyle en iyi yardımcıyı aldın. Bunun kıymetini bil. Çok iyi. Geliyorlar abi. Hayır öyle değil. Pes al falan dedi. Bu kadar yani. Aldım ödülü. Evet. Güzel. Aldı. Abi, tamam abi önemli değil. Ödülü aldın. Evet. Var mı senin şeyin? Döpye istiyorum. Neyim? Smokin'in. Var. Ha sen kendini evden götürürüm diyorsun. Abi hocam kiralamana gerek yok. Yok abi ben kendi smokinimi kendim götürürüm. Evden böyle çantada taşırım, götürürüm. Olur mu peki sen? Mesela en son ne zaman giydin yani? Birkaç ay önce giydim. Smokin. Evet. Nerede giydin lazım bir oldu? Bir törene davetliydim. Mehmet sen smokin giydin mi hiç? Evet abi. Nerede giydin? Batman'da. Düğünde. Batman'da mı? Evet. Düğünde. Evet abi. Ben hocam, hiç giymedim smokin. Hocam sonra... Ha ben bir kere giymiştim. Gorbani biliyorsun şeylerde... İranlı değil miydi abi? Evet. Nasıl Batman'da smokin? Tavla elemelerinde müşahit olarak gidiyor. Güneydoğu Anadolu seçmelerinde Batman'da yapılıyor. Smokin'le gidiyor. Tabii törende ödül verirken çocuklara. Birinciye, ikinciye, üçüncüye ödül verirken kupa veriyor. Bütün bölgelerden şampiyonları toplayacak. Sonra da Türkiye şampiyonası düzenleyecek tekrar. He, Bahman Gorbani neydi? Muhammed Emin Gorbani. He, Emin Gorbani. Emin Gorbani. Kaç beden abi smokin'in? 48. Mesela sana olmaz. Sen onu ne zaman almıştın mesela? Vallahi galiba 6 sene önce falan. 6 senedir aynı smokini giyiyorsun. Hayır. Hiç şey olmuyor. Hayır, 3-4 tane daha smokinim var. Onlar farklı bedenlerde. He. Anladın mı? Yani biraz daha mesela hafif kilo almışsan onu giyersin. Biraz kilo vermişsen ortadakini. Yani senin evinde böyle 48'den başlayarak 56 bedene kadar smokin mi var? Yok, 46, 46,5 ve 48 var. Vay 3 arkadaş tane var. Ya benim evimde mesela smokin yok. Yok mu? E tamam ihtiyacın olunca kiralıyorsun o zaman. Hayır niye ihtiyacım olsun abi? Ben nereye gidiyorum smokini? Abi pazara çıkarken smokimi giyeyim. Allah Allah şimdi bir yerden ödül verdiler. Dediler ki Can Bey buraya resmi kıyafetle gelin. Papyonla gelin. Ne yapacağız? Tamam takım elbisemi giyerim. Papyonumu takarım. Smokin giymek zorunda değilim ki. Ne fark eder? Kuyruklu mu abi senin smokini? Kuyruklu da var kuyruksuz da var hocam. Orkestra şefi gibi var bir tane uzun böyle. Kuyruklu smokin. Heh tam onu söyleyeceğim. Mesela orkestra şefi olsan kuyruklu bir smokinin olduğunu anlayışla karşılarım. Evet. Ya da bir oyunda oynuyorsun. Evet. Oyunda giyebilirsin kuyruklu smokini. Evde mesela veya çevrende nereye gidiyorsun ki sen kuyruklu smokin lazım oluyor sana? Hocam sen Downton Abbey dizisini seyrettin mi? İzledim. He? Bir bölümüne baktım şöyle. Öğlen yemeğine damat kuyruklu smokinle indi diye kaynanasının suratı asıldı ya. Nerede geçiyor hikaye? İngiltere'de. Abi burası Nişantaşı, İstanbul'dayız. Ya o ayrı yani. Şimdi sana da ben, abi ben sana ne zaman lazım oluyor diyorum. Şimdi bana da İngiltere Büyükelçiliğinde bir resepsiyondan davet gelirse nerede benim kuyruklu smokinim deyip onu alacağım. Allah Allah. Peki abi seni giydiren birileri var mı? Var tabii, dresserlarım var benim. Özellikle smokini birinin yardımı olmadan giyemezsin hocam tek başına. Peki abi şey yapıyor musun böyle hani korse iplerle? Yok, yok onlar yok. Onlar yok. Yok. Onlar yok. Beyaz mı papyonun? Beyazı da var, siyahı da var. Bir gün gelsene abi ofise. Geleyim. Beyazı da var, siyahı da var. Ofise gelsene öyle. Geleyim. Mesela şimdi sana bir sıralama. Metrobüste geliyorsun sen. Tamam. Smokinli. Ama sükse evet yaparsın ha. Abi Londra'da, Amerika'da gelin ve damat metroyla gidiyorlar nikahı. Abi bırak evet yabancı ülkeleri örnek vermeyi. Londra'da bu bir gelenektir. Amerika'da da bir gelenek evet olabilir. Buradan bahsediyoruz. Sen şişhaneden bindin smokininle. Evet. Bir ilgi çekersin yani. Şimdi sana bir soru soracağım. Smokini giymeye nasıl başlarsın? Nereden başlarsın? Buyurun. Abi ilk önce donunu giyersin. Donu giydin evet. Sonra üstte. Sonra atletini giyersin. Evet. Gömleğin, atlet olmaz. Atletini o giymez gömleğin olmaz altına. Evet. Gömleğini giyersin. Evet sonra? Pantolonu giyersin ve ceketini giyersin. Hayır arkadaşım. Yelek varsa yeleğini giyersin. Arkadaşım pantolonu giymeden önce çorabını giyersin. Allah tüh be. Bak bu kuralları öğren. Smokin ve takım elbise giymenin kurallarından biri don. Fanila oturuyorsun ya, hiçbir şey giymeden önce çorabını giy. Tamam abi, evet. Neden? Neden? Pantolon rahat giysin diye. Hayır, çünkü buruşmasın pantolon üstündeyken kırışmasın, buruşmasın evet diye. Çorapla abi böyle şu anda bizi izleyen insanlar şu anda dolaplarına koştular. Evet. Ve smokinlerini giymek için bizi bekliyor. Tabii, ondan sonra önce çorapları giyersin hocam. Çorapları giydikten çoraplara sonra... Çoraplara şey takar mısın abi, lastik böyle? Yok, eskilerinkinde böyle jartiyer gibi evet bir şey vardır çünkü... Bacak bacak üstüne attığın zaman teni gözükmesin diye. Ayak teni görünmesin diye asil zadeler dikkat ederler. Tabii. Böyle şimdi yani böyle
böyle ölü eşek kokusu çorabıyla ortalıkta. Ne çorabı abi, şimdi neredeyse paça yaptırmıyor. Kısacık paça, çorapsız ayakkabı. Çorapsız ayakkabıyla giyiyorlar şimdi gençler. Tabii. Evet abi, devam edelim. Çünkü insanlarımız şu anda smokin nasıl giyilir? Ve evlerde merak ediliyor. Gömleği giydin mi hocam? Kol düğmelerini bilmem nesini falan filan da yaptın mı? Kol düğmesi de mi var? Pantolonu da giydin, tamam mı? Kalktı yeleğimi en son papyonu yapacağım. En şey böyle... Kuşak. Kuşak. İpim de kuşağım değil dedim bir kere. Yok. Kırmızı kuşak mı takıyorsun abi sen? Hayır hocam, ben siyah kuşak birinci dan. Ama her smokinde kuşak olmaz bak. Bazısında vardır, bazısında yoktur hocam. Mesela sen şimdi bu muhabbetin üstüne eve gittiğin zaman ulan dur şu smokini özendim bir giyeyim der misin? Zaman zaman kendi kendime giyer bakarım. Evde. Evde giyer piyanonun bakarım. Başına geçersin. Piyanonun başına geçmeden önce bir özelirim, bir bakarım kendime. He. Ondan sonra gömleğim, papyonum bilmem ne. Mendil falan. Olur mu? Olur. Herbert von Karajan gibi böyle bir olurum hocam. Sakal şimdi diyecek ulan Herbert von Karajan kim? Sakal. Şuraya Herbert von Karajan'ın bir resmini koy da. Önce bir bulayım kimmiş de. Dünyanın en yakışıklı orkestra şefi ve en büyük orkestra şeflerinden biri idi Herbert von Karajan. Diğerleri kim mesela? Kaç kişi sayabilirsin? Yani bu şey, kaçıncı olur Karajan? Herbert von Karajan number one'dır hocam. Öyle mi? Evet. Çelebi Dace vardır, Roman asıllı. Bence o iki. Zubin Mehta. Çok saymasan Zafer abi. Üç çıkıyor. Tek Mustafa Kandıralı vardır. O rahmetli klarnet sanatçısıydı tamam Mustafa. Tamam abi ama orkestrasını böyle klarnetiyle yok, yönetirdi. Yok, bu klasik Batı müziği orkestrasını öyle klarnetle rüt 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 deyip yapıp yönetemezsin hocam. O abi yönetirdi. Şey. Sen Mustafa Kandıralı'nın videolarına bak. Evet. Klarnetiyle çalarken aynı zamanda öyle böyle yapıp orkestrasını yönetir. Bak seyret YouTube'da var. Ona yönetmek denmez. Orkestrayı yönlendirir. Çocuklar burada canlı, burada yavaş. Tamam. Ama bunun aynısı işte o. Onun aynısı değil. Şimdi hocam bizim... Tek sesli Türk müziğinin orkestra şefliğiyle çok sesli Batı müziğinin orkestra şefliği arasında çok büyük farklar var. Neden var? Bizde ritmi darbukadan alırlar. Evet, ritim saz denir. Tabii. Yaptın mı? Rım tak tak rım tak. Hep aynı ritimde bunlar giderler. Evet, 9-8'lik gideriz. Neyse, klasik Batı müziğinde öyle değildir. Hep ölçüden önce, bir aftak önce adam verir. Mesela ram pam 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 diyecek ya, bu ram pam 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 yapmaz. Önceden verir, burnundan sonra orkestra girer. Hep bir tık önce hareket etmen lazım ve orkestradaki bütün çalgılara hakim olman lazım. Önündeki nota defterine baktığın zaman yukarıdan aşağıya kadar kimin ne çaldığını görmen lazım. Sen hiç öyle bir defter gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Hocanın defterini gördüm. Kimin? Gürer Aykalı'nın. Nasıl? Britannica gibiydi. Ya. Sana abi, bir şey söyleyeyim. Oy 777 panelinden daha karışık. İnanılmaz bir şey. Zaten abi bugünkü konuları özellikle böyle kimsenin ilgilenmeyeceği, yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 84 milyon vatandaşından sadece 7 kişinin ilgileneceği konuları seçmek nasıl oldu abi? Şimdi sevgili dostlar. Yani Zubin Mehta, yok Zamfir. Evet. Zamfir demedik ya. Zamfir kimdi hocam? Filipçi. Ya rahmetli Zamfir'in de şimdi kusura bakmasın ama öldü gitti. Bir tane şarkısı var abi. O var işte. Ya Bolero muydu o? Yok. Bilmiyorum. Neydi ya? Ama onun da bokunu çıkardıkları için hep onu da tanıyoruz. Adam sadece o parçadan ibaret değil ki abi. Ya tabii ki adam konser veriyor. Konserde 20 tane çalıyor da ama oradan hatırlıyorsun yani Zamfir'i. Evet şimdi hocam dedi ki yaklaşık bir saattir kimsenin ilgilenmediği konularla abi programımızı devam ettirdi. Evet. Şimdi seni dinliyoruz hocam. Gündemimiz dedim çok yoğun. Bakalım sen şu anda herkesi ilgilendiren hangi konudan bize böyle bir açmaz vereceksin, bir yol vereceksin. Buyur. Benzine zam geldi. Bu file kaça doluyor? Bir avokado 50 lira oldu. Yalan. O kadar evet abi. Yok be abi ya. Lahanayı geçen gördün mü abi? Lahanayı dörde bölmüşler Zafer abi. Evet ya. Lahanayı dörde bölmüşler, öyle satıyorlar. Abi o bölündüğü zaman hemen de satılması lazım. Çünkü kararır. Satıyorlardır hocam. Geçen ne gördüm ya ben? 4 kilo patates 50 lira gördüm. 4 kilo patates 50 lira. İyi fiyatmış. Ya biz çocukluğumuz, doğduk, büyüdük, çocuk olduk, genç olduk, şu olduk, bu olduk. Hep şunu bilirdik. 5 kilo patates 10 lira. 10 kilo patates 5 lira. 5 kilo soğan 17 lira. 4 kilo soğan hep yani hep onlar 4 kilo çok kullanılan malzemeler olduğu için Türk mutfağında. Hep böyle 4 kilo 5 kilo üzerinden fiyatlandırılan bir şeydi. 5 kilo patates 4 liraydı mesela değil mi? Öyle hep. Şimdi abi 1 kilo patates
12 lira. 1 kilo soğan 17 lira. 1 kilo soğan ne olacak ya abi? 1 kilo soğan sadece bir gün. Yani. O da 4 tane soğan zaten, evet. 1 kilo dediğin. Evet abi, bu kadar benim anlatacağım. Muhteşem gerçekten. Tüyleri bizi diken diken eden bu olağanüstü açıklamalardan yani, sonra baharı bütün coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz efendim yani, programımızda. Şunu demek istiyorum. Gerçekten zamlar insanımızın belini büküyor abi. Evet, ne yapabiliriz? Buna bir yani kim bir ne yapacak? Bir dur dememiz lazım. Kimse yani bunun muhatabı yani artık buna bir dur demesi lazım. Sakal her gün gelip bu mazota zam geldi, benzine zam geldi. Bu tabii göndermeler yapılıyor. Senin hani yaptığın, daha önce yaptığın gibi yansıtmalar yapıyor. Zarf atıyor. Zarf atıyor abi. Asgari ücrete galiba bir iyileştirme yapılacakmış. Yok, çünkü gündemde yokmuş hocam. Asgari, açıklama yaptı. Öyle mi? Tabii. Asgari ücret verildiği günün ertesi günü aynı seviyeye düştü biliyorsun. Evet hocam. Neyse, Allah kolay versin. Evet, ne hocam, diyelim şimdi, yani burada bir eğlence programıydı bu gene. Gene evet. Yani bu file kaça doluyor herhalde. Hocam yine geldik güncel bir konuya. Buyur. Yüzlerce fax geliyor. Zafer Pezocev, abi. Gene Pezocev. Yok, Pezocev değil. Hı. Yüzlerce fax geliyor. Zafer abi, yaz geliyor. Düğün sezonu geliyor. 55 bin lira borç verir misin? 122 bin 700 liraya ihtiyacım var. Niye öyle küsuratlı? Küsuratlı olunca inandırıcı oluyor. Evet. 32.480 lira gönderirsen abi kına gecesi yapacağız falan. Şimdi hocam ne diyorsun? Gençlerimiz elbette evlenmek istiyorlar, bir yuva kurmak istiyorlar ama bizler de hep diyoruz ki çocuklar düğün müğün yapıp parçalanmayın. Bence de düğün için parçalanmaya gerek yok. Bu düğün parasında evin kendisini kurmaya odaklansalar daha iyi olur. Evet, çünkü yani bir tatile git, bir şey yap, ne bileyim evin düzenini kur. Evet. Yazık günah ya. Kaç para? Bir düğün kaç para? 50 bin lira var mı acaba? Ne 50 bin hocam? Düğün. Hocam program öncesi Sayın Gorbani ile sohbet ettik. Onun da kuzenleri evleniyor İran'da. Evet. İran'da evleniyor hem de. Dedi ki yani Türkiye şartlarına göre vasat bir düğünün maliyeti 200 ila 250 bin lira dedi orada. Düğünün yani birine düğün yapacağım dedi. Hayır ya. Bence o yanlış bilgi. Bence hayır. Evlenmenin masrafı o. Yani işte yatak odası takımı, yemek odası, evi kiraladın, bilmem ne yaptın, koltuk evet. Moltuk. Evet. Düğün 200 bin liraya mal oluyor olabilir. Evet. Bir tek düğün, vasat bir düğün 200 bin lira olamaz. Tamamı. Kompresi. Tamamı. Abi, şimdi tamamı madem düğünden ki bahsediyorsak düğün, evet. Yani bir düğün salonunda orta kademe bir düğün kaç paradır? 10 bin lira var mı? Ne? Azdır. 10 bin liraya düğün bir şey yok ki abi, limonata var. Sulu, hocam 10 bin liraya bol sulu limonata, bir de 2-3 katlı pasta var. Arkadaşım sen bana var ya bak, bol sulu limonata, 2-3 katlı pasta, 10 bin liraya düğün salonu, bu sakalı hemen yarın bir daha evlendireceğim. Sakalı niye evlendiriyorsun? Yok abi, ben sırf tövbeliyim. Tövbeli misin peki? Abi bak, şimdi düğün salonları derneğinden hemen yazı gelir bize. Biz akıllı olur. 4500 liraya yapıyoruz derler, mahcup olursun. Mehmet'im var mıdır 4500 liraya düğün salonu ya? Yarın ben evleniyorum. Kaç para? Bunun 4500 liraya ben evleniyorum diyor. Yani evleniyorum. Ya düğün salonu ucuz diye evlenilir mi abi ya? Evet. Abi yok ki şu an. Ya birisi şey. Sırf sana inat olsun diye 3000 lira yapsak evlenecek misin? Yarın evleniyorum. Yok böyle mi? Yapamaz. Ya bu memleket. Abi 25 bin. Abi bak. He? 25 bin. Düğün salonu. Tabii. Otel motel değil yani. Abiciğim sen şu anda düğün salonları ticarethane olarak kabul ediliyor mu? Evet. Ha, sen bir düğün salonu sahibine git sor bakayım. Aylık kaç lira elektrik parası geliyor adama? Adam orayı kapalıyken niye gelsin abi? Düğün günü açılış altında. Abi ne fark eder? İştarlar sadece ne? 4 aydır Bodrum'da kapalı, 685 lira elektrik parası geldi. Buzdolabı bile fişe takılı değil adamlar. Doğru ama abi bu elektrik zamlarıyla adam düğüne gelinle damat girince ışıklar açıyordur bence. Öyle bir şey yok. İçerinin temizliği var, sadece hazırlığı fotoğraf var. Fotoğraf çekimi 5000 lira. Çalışan var 10 tane dediği gibi. Tuvaletine bakan var, mutfağına bakan var, tepsiyi getirenler, götürenler, damadı koparanlar, herkesin orada. Fotoğraf 5000 lira mı? Sadece fotoğraf çekimi. Tabii. Bak şimdi düğün salonu kiraladın 25 bin lira dedi herif. Çok dedim be. Abi, 15. Abi be, ver şu güzel elini falan falan. Hadi adam dedi ki senin Nurgüler Hatun için 22,5 baba ama fatura, KDV, MDV falan isteme benden dedi. Buz gibi soğurum senden. Düğünden bir saat önce Levan'ı rica edeyim damat bey dedi. Kaç kişilik düğün? Daha bir şey yok. Çıksı yok onlar. Bu dediğim düğün hepsini falan peşin mi alıyorlar acaba, yoksa hani yarısı düğünden sonra falan? Babacığım düğünden gelmeden önce Levan'ı hesapla görelim derler. Evet. Biz bir evlenelim de damadı gelini bir balayına gönderelim, sonra gelip hallederiz abi, öyle bir şey yok. Önce şimdi abi bazısı da şöyle olur, abi düğünden de bize gelecek ya, düğünden gelenler de yarısını gelenlerden takdim edeceğiz. O ayrı. Hı. Zaten sen düğün içerisinde bir şekilde o garsonlara martonlara kıyak yapanlara bakanlar da oluyordur. Yavrum şu bizim kolanın içine biraz daha vodka koyuyoruz. O gene var yani. O tamam. Çaktırmadan, anladın mı?
Şimdi 300 kişiyi getirdin. Hmm. 300 kişilik limonatayı verdin. Tuzlu kurabiyelerden koydun, tatlı kurabiyelerden koydun. Çerez. Şarkıcı, türkücü dahil mi buna? Daha dur, şarkıcıya, türkücüye gelmedik. Çerezler var tabaklarda babacığım. Tamam ben mı? Çerezi kendim alırım mısır içerisinde. Onlar da hemen derler Can Bey biz sizin çerezleri kullanırız merak etmeyin diye. 5 katlı pasta var. Şimdi nereden itibaren parçalanmaya başladığını hesap et. Bu 22,5'un içinde pasta dahil değil. Pastayı ben getiririm dedim. Bir pasta 300-500 lira bir şeydir. 300-500 lira mı? Hı. Abi pastanın o 5 katlı pastanın 5'i de yenmiyor ki, o maket. Yenilen küçük alttaki. Hocam sen... 90'larda kalmışsın. Sen badem ezmesi fiyatıyla karıştırdın. Kaç para abi pasta? Mehmet pastan benden demek ister miyim? 1500 lira. En küçüğü 1500 lira. Pasta senden. Aklı kaç para? Öğrenirsin. Kaç para oğlum? Aldığında öğrenirsin abi. Fatura gelir. Fikir sanata. Abicim yok ya o kadar olamaz. 1500 lira. Araba mı alıyoruz ya? Hocam bak damat olduğun anda herkes seni parçalamak için hazır. Düğün sahibi seni kucağa aldı mı? Pastacı kucağa aldı mı? Fotoğrafçı kucağa aldı. Niye kucağa aldı diye bakıyorsun abi? Sen evleniyorsun. Adam şimdi senin kapını çalıp gel bizim salonda evlen demedi ki. İşte o da diyor ki zaten bu insanın ömrü hayatında bir kere oluyor. En mutlu günü oluyor. Tamam. Hazır gelmişken ben şu arkadaşı bakma. Ben şu arkadaşı kulaklarından tutup böyle bir cartlatayım diyor, tamam mı? Orkestranın parası var. Gelin odası açılacak. Hay Allah anahtar dönmüyor. Orkestrayı ben kendim getiririm. Arkadaşlarım çalıyor belki. Arkadaşlarım var ya, düğün salonunun merdivenden içeri giremezler. O dükkandaki orkestra var orada orkestra. Damat sizi istemiyor, kendi orkestrasıyla gelecek. Evet. Düğünü zehir eder. Hayır adam der ki bizim orkestranın parasını ver de ne yaparsan yap bana ne. Tabii. O da olabilir. Tabii, hiç çalmadan parasını vereceksin. Kır düğünleri var. Son zamanlarda onlar çok moda olmuştu. Kır düğünü. O daha hesaplı olabilir. Şu anda yine kır düğün olabilir. Hayır, daha hesaplı olabilir belki. Hocam düğün dediğin şeyin hesaplı olması mümkün değil. Ya ne diyorsun abi? Düğün yapmayın mı? Yapmayın diyorum. Bence abi. De düğün yapılması. Düğün yapılacak parayla başka bir ihtiyaç karşılansın. Yaşa. Aynı tamam. Şeyi söylemeye tamam. Çalışıyorum. Ama şu anda sen ben düğün yapmayacağım. Takınız olacak. Ben onu geliyorum. Ben düğün yapmayacağım dediğin andan itibaren sen annenin senelerce konu komşuya taktığı çeyrek altınları nasıl geri toplayacağız biz? Nikah yapalım. Kimse gelmez. Ne? Şu olacak abi. Ay. Abicim gerda iki tane gerdan kırmadan adam iki o limonatayı içmeden sana o altını verir mi ya? Nurettin amca götünü değirmen taşı gibi sallamadan. Öyle kolay mı bu işler? Bunlar olacak ki. Yani sen iyi bari de ki davetiyenin altına adres yaz, buraya kargolayın da bari. Olur mu abi? Oraya gelecek, o atmosfer yaşanacak. Sen sittin sene görmediğin komşu akrabayı göreceksin. Abi sen ne iş yapıyorsun falan diyecek sana. Tabii. Onlar olacak. Sonra testi gibi dizilecek. Aydın'ın biz düğününe gitmiştik. Yani... Öyle bir şey ilk defa gördüm ben. Hoparlörlerden ismimizi falan bağırdılar. Anons ediyorlar. Tamam ne gerek var bu abi yapma diyoruz hala. Takı takarken mi? Evet. Tabii o kuraldır. Abi böyle bağıra bağıra. Bazı yani, yerlerde onu yaparlar. Düğün salonunun kapısına, dış kapısında hoparlör var. İşte o... Sen. O neden biliyor musun? O neden biliyor musun? Getirenleri onore etmek, evet. Getirmeyenleri de madara etmek için sokak o. Diyorum abi, sokak. Ya her yere ya duyuruyor. Ya sokağı niye duyuruyorsun abi? Her Can yere, Yılmaz küçük altı taktı diye. Hani balkonda oturan Rukiye teyze de diyor ki, o maşallah sabahtan beri 50 kişinin ismini saydılar. Evet. Ulan bu 50 kişi diyor, birer çeyrek altın verse gelinin şu anda 50 tane çeyrek altın oluyor. Ama insanı aynı zamanda mahcup eden bir şey bu. Niye? Şimdi abi benim durumum yok. Bir tane çeyreği zor denkleştirmişim. O da ta hanımın... küçüklüğünden kalmış. Evet. Mesela onu kapmışım gelmişim. İyi de ben sana tam abi. Takarken ben bana görüyor oradan cazgır. Diyor ki Can Yılmaz lan çeyrek altın diyor. Lan elinde kaldın öyle. Bütün kameralar sana bakıyor. Çeyrek olduğunu da söylüyor mu? Tabii her şeyi söylüyor. Bir cumhuriyet diyor, 100 lira taktı diyor, çeyrek diyor. Ya avucunun içinde saklamak zorunda kalıyorsun adam görmesin diye. İşte o da seni madara ediyor ki eziyor seni. Aslında var ya cumhuriyete mesela cumhuriyet şu anda kaç para? 5000 lira mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çeyrek altın 1400 lira. Diyelim ki 5000 lira diyelim. Evet. Cumhuriyete 5 vereceğine o cazgırayı 500 lira ver. Seni şişirsin orada. Tabii ben çeyrek atacağım. Sen cumhuriyette koçum diye. Hoca ayıptır. Ama yani. Bence var ya o anonsçunun laflarını not eden vardır ha. Evde var kayıtlarına bakıp kim... O cazgırın söylediğini yazan vardır. Çeyrek. Yani, bir zaten çeyrek onu bir... kamerayla çeken vardır. Sonra... Kamerayla çeken vardır. Sonuç olarak. Evde onu... Eli kalem tutan birine yavrular var, tek sistemi. Tek topla tabii. Bak bakalım kim ne vermiş diye bakıyorlar. Şu an sahte para popüler. Herkes sahte para takıyor.
Yapma ya. Ya Mehmet'im dikkat et bak. Yemin ediyorum bak. Sahte altın mı takıyorlar? Sahte para. Sahte para. 200 liralık mı? 200 lira. 4 tane takıyorsa 200 falan diye. Vallahi sen de seviyorsun davulcunun parası çıktı diye. Eveli gidiyorsun. Ya bir dakika ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim abi? Bu düğün denilen organizasyona akrabalar çağrılır değil mi? Yani eş, dost, tanımadığın arkadaş. Eşin, dostun. Tırnak içinde seni seven insanlar. Evet. Ve seni tanıyan insanlar. Çocukluğundan beri senin büyümene, gelin olmana, damat olmana şahitlik insanlar değil mi? Evet. Ve bu adam senin düğününde sahte para takıyor. Evet. Ya yemişim öyle akrabayı. Yok, yok. Ne olacak abi? Ne yok? Gelme abi düğüne. Davet etmişsin. Gelme abi. Abi sağlık sebepleriyle gelemiyorum de. Sahte para takılır mı ya? Abi şimdi gelmese. Hocam gelmese. Sahte altın falan var. Onu gümrüteye getiriyorlar. Sahte altını da sen 2-3 sene sonra zorluğunda kalıp kuyumcuya gidince bombası anlıyorsun. Patlıyor. Hemen patlamaz. Ama paranın hemen patlar. Sabah kasaba gitti. Ayıp olmuyor mu? Ayıp olmuyor mu kardeş? Bizi mi koparıyorsun anlamıyorum ki. Abi altının şey altının avantajı zaman tanıyor sana. Hı hı. Şimdi altını hemen böyle ertesi gün düğünün ertesi günü kuyumcuya getiren az olur. Biraz böyle işler sarpa sarınca bozuluyor. Sana öyle geliyor. Sana öyle geliyor. Şimdi düğün büyün falan bittikten sonra arkada kızın arkasında bohçayı tutan baldız görünce kimse o. Evde onları böyle harş diye masaya çeviriyorlar. Tek tek yazıyorlar. Tamam yazılıyor. Hemen bozuluyor mu? Bak şimdi kaç tane çeyrek var, kaç tane yarım var, kaç tane tam var. Onlar kimin neyi taktığını biliyorlar. Sonra diyor ki kız diyor ablanla beraber gidin. Bizim kuyumcu diyor Ömer amcanıza bir gösterin bunu diyor. Bakın bakalım sahte mi değil mi? Ömer amca da sahte, sahte, sahte. Bir bakıyorsun ki böyle bir avuç torbanın içinden 4 tanesi gerçekmiş meğer. Tamam. İşte ben de o yemişim öyle akrabayı diyorum. Aslında buna bir X-ray aleti yapan parayı kazan. Sen bence bir tane şey alsana yanına. Sahte para kalemleri var ya. Var abi var. Sahte para kalemleri var ya. Yani üstüne böyle çiziyorsun. Renk değiştiriyor kalem. Adam şimdi geldi sana amcam mesela. Tebrik etti. Evladım, koçum. Bir dakika diyeceksin amca. Sen ne takacaksın? 200'lük yavrum. Rica edeyim diyeceksin. Sen tabii ayıp olur şimdi senin orada kalem şey yapma. Evet, evet. Yanında adamın olacak senin bir tane. Şuna bir bak diyeceksin. O hemen bakacak. Sahte. Tabii. Senin takacağın parayı da sen. Böyle olmalı yani. Abi tak o zaman 5 saat sürer. Ama ne yapalım şimdi göz göre göre bu lafı duyduktan sonra ben sahte para takılmasına razı mı geleceğim? Toplam saat zaten 5 saat veriyor. Tamam abi tamam. Hemen abi o kalem dedi ne dedi? Ver amca parayı. Tamam tak. Kalem değil öyle bir alet yapacağım. Ya da mi? Beklerken yapılabilir değil mi? Zaten sıra var ya. Hocam beklerken sıra var ya. Damadın veya gelinin yanında olacak biri. Evet. Onun böyle bir tane kutusu olacak tamam mı? Evet. Ona da diyeceksin ki pandemi münasebetiyle takıları ve paraları steril hale getiriyoruz. Burada dezenfekte ediyoruz anladın mı? Sen şimdi parayı koydun. Tık kapatacak bu. Error verdi mi sahte. Diyeceksin ki can abi bu sahte abi. Abi ona gerek yok. Kalemle hallederdi. Zaten sırada beklenirken evet. Birisinden rica edeceğim, güveneceğim bir adamdan. Milletin elindeki paraları tek tek çek atacak. Tamam geç, geç. Sen git yenisini getir. Tamam. Çek. Böylece sana gelinle damada ulaşana kadar o sağlama almış olacaksın. Yani sana takan adamı senin damat olarak kafanda soru işareti kalmayacak. Çünkü test edildi sana gelene kadar. Ama niye deminki anonsuya rüşvet veriyordun? Alıyor ya o da bir seçenek abi. Diye. O da bir seçenek sunuyorum yani. Burada da kalemi çizen adamı şey yaparsın. 200 lira sahte 200'lük takacağım sana. Oğlum al şu 50'yi ses etme derim. Tamam Zafer abi. Ya bu kadar katakulliye sen niyetliysen zaten yani boş kağıtla takarsın sen. Abi öyle bir şey var biliyor musun? Afrika'dan geldik diyorlar. Dolar yapma makinesi. Boş kağıdı koyuyor. Bastırıyor. Zızızız öbür taraftan 100 dolar çıkıyor. Sonra o solüsyonu satıyorlar ya. Ha, yani doğru. Böyle bir şey yapan makine var ve solüsyon varsa niye bunu satıyorsun? Evet. Sen kendin değerlendirdin mi? Ve buna alan var ya. Alan var. Bir de ben mesela böyle bir bunu alsam şikayet etme utanırım karakola gitmeye yani. Vallahi. Tabii konuyu kapatırım kendi içimde. Birkaç gün evden çıkmam unuturum. Yani bunu nasıl bir de şikayet ediyorsun yani? Solüsyon varmış da parayı oradan koyuyorsun. Tabii. Hocam heyecanlı mısın? Niye? Turnelerimiz yaklaşıyor. Evet. Ankara'dan başlayan turnemiz ayın 13'ü ile Kayseri, Maşeri, ta Mersinlere kadar aşağıya kadar inip tekrar gireceğiz. İzmir'e gideceğiz. Urfa var. Karadeniz'e gideceğiz. Gaziantep var. Sinop, Samsun maşallah. Batman'da var. Desek tabii. Ki Batman şu anda değil.
23 Nisan'dan sonra. Evet hocam. Sakal dese ki onları şöyle akıt böyle. Ne diyeceğini ben sana söyleyeyim. İki bölüm önce akıttım ya alttan. Hah bak. Aynısını kopyalar buna da yapıştırır. Yani i̇ki bölüm önce olması bu bölümü kurtarıyor mu? Adam görmek için iki bölüm geriye mi gitti? Şöyle bir yazı akıt sen. İki bölüm geriye gidin. Abi, buna da koyarım. Bir zahmet. Bir zahmet. Teşekkür ederim. Bitti mi abi ne? Kaç dakika oldu daha? 20 dakika oldu. Yok 50. Ne çabuk geçti ya. Ya. Abi hiçbir şey konuşmuyor. Düğün müğün para derken 50 ya. Dakika oldu. İşte biz ona illüzyon sanatı deriz. Kim? Bak programın başından beri bir aldım böyle Messi gibi bir sağa bir sola tık 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 tık. 50 dakika geçti ne olduğunu anlamadım. Kimse yok ya abi. Kime attın bunları? Messi'yim ya. Sola sağa sola sağa top dağıtıyorum hocam. Peki abi o zaman bitirelim. Hocam üzücü şeyler var. Ne oldu? Dünya Kupası hayalimiz bitti biliyorsun. Dünya Kupası hayalimiz mi vardı? Vardı öyle bir hayal. Bir gönül sayfası abi daha kapandı. Bence o Dünya Kupası hayali bir tek sende vardı. Bence futbolcularda bile yoktu yani. Yok yok. Milli takımın yani. Başında kim var? Stefan Kuntz. Alman mı getirdi? Alman. Senin haberin yok mu? Şenol Güneş değil miydi? Abi? Nasıl milli takım oluyor ya? Hocam bir sene önceydi Şenol Hoca. Şu anda Alman var. Stefan Kuntz var. Eski Beşiktaşlı futbolcu. Eskiden bizim genelkurmay başkanımız o da Alman'dı biliyorsun Osmanlı zamanında değil mi? Doğru. Donizetti Paşa'yı mı diyorsun? Hayır abi o İtalyan ya. O Marx besteler. Genelkurmay başkanı mı neydi ya abi? Savaş zamanında Alman'dı. Abi ah keşke Oğuzhan burada olsaydı da hemen böyle cevval bir çocuk olarak Google'dan girip Van abi buldum. Van Dommersmark Paşa. Google'a da bakmadım tarihi miydi hocam? Söyle. Van Dommersmark. Van Dommersmark mı? Kim? Van Dommales diye. Hayır yanlış yanlış. Ya neyse tamam abi. Biliyor dediğin adama bak. Ya bir de şey diyor. Google'a bakmadan söylüyorum abi. Zaten... Van Dommales Paşa. Ay canına be. Abicim savaş zamanında savaş zamanında Almanlar yenildiği için biz de yenildiğimiz savaşta bizim evet. Şeyimiz kimdi? Neyimiz? Alman'dı. Orada değil ya. Orada değil. Hayır. Yanlış söyledim. Özür dilerim. Von Sanders falan mı? Evet abi. Sanders Paşa mıydı? Abi Çanakkale zamanında Çanakkale zaferini kazandığımız zaman kumandan kimdi? Alman. Otto Liman von Sanders. Hah von Sanders. De ben söyledim arkadaşım. Von Dommersmark yakınım. Ya ulan von Dommales nereden çıktı? Ben buradan sallıyor. Evet abi yani biz böyle başımıza bir Alman koymayı seviyoruz o manada dedim. Evet tamam. Evet. Liman von Sanders. Evet. Hocam şimdi bak yine de dünyada her ülkenin milli takımını muhakkak o ülkenin insanı çalıştıracak diye bir kural yok. Yok canım. Yani Afrika'nın da bazı takımlarını yabancı hocalar çalıştırıyor. Burada bir şey yok. Önemli olan bir sistem oturtmak. Oturttu mu yani sistemi şimdi? Şu anda henüz bir şey oturtamadık. Ne zaman oturtacak? Yani 4 sene sonrayı mı bekleyeceğiz şimdi? Hocam gitti bu. Ne giden ne? Yani giden 2000... Dünya Kupası şansını kaybettiğin. Dünya Kupası ne 4 abi? Senede bir oluyor. Tamam bu ne zamanınkini biz kaybettik? Biz bu senekini kaybettik. 2022'de o olacaktı. Geçmiş olsun. Kaldı 2026'ya mı? 26'ya kaldı. Gene bu abimiz mi kalacak? Onu bilemeyiz. Peki bir şey söyleyebilir miyim abi? Buyur. Şimdi bu abimiz genelde de hep şansımızı kaybediyoruz. Mesela birisi evet. Geliyor şansımızı kaybettik. Bu sene şöyle oldu. Yan yattı çamura evet. Bak. Şimdi bu Alman'ın yerine ben olsam ne fark ederdi? Ben de şansımızı kaybedebilirdim çünkü. Evet. Evet tamam. Sen de paranı alırdın. Ben hiç olmasa yani bir yerli bir evladımıza para kazanmış olur. Yani şansımızı kaybedeceksek hepimiz olabilirdik zaten. Zaten şansını kaybeden herkes de giderken diyor ki arkamda gurur duyulacak çocuklar bırakıyorum. Bırakıyor mu? Mücadele ettik. Hı. Fakat ne yazık ki şans bizden yana değildi. Ne ki bu? Yani bir türlü işin sonunu getiremedik. Ama umut ediyorum ki bundan sonraki gelen kuşak ha. Çok çok daha peki şöyle bir şey diyen var mı abi? Bunu tabii ki diyor. Giderken çok çalıştık, çok mücadele verdik. Şanssızlık peşimizi bırakmadı falan filan diyor. Şunu diyen var mı? Evet. Ben başarısız olduğu için yaklaşık 2,5 milyon euro alacaktım. Ama kendimi de bu paraya layık görmüyorum. Çok başarısız bir performans gösterdim. Evet. Bana 1,5 verin yeter diyor mu? Var. Kim? Yılmaz Vural. Evet. Hakikaten mi? Tabii. Ne diyor? Yılmaz Hoca'ya mesela anlaşmışım 1,5-2 neyse bir takımı çalıştırıyor. Belli bir şeyle bakıyor ki ulan bir türlü istendiği gibi gitmiyor her şey. Takım başarısız sonuçlar alıyor. Gidiyor yönetime diyor ki baba herhalde sorun benden kaynaklanıyor. Çünkü 18 tane oyuncuyu birden gönderecek halimiz yok. Bir kan değişikliği gerekiyor. O zaman ben gideyim diyor. Tabii hoca diyorlar benim 1,5 mu alacağım var? Bana 500 yeter bir kalsın kardeşim diyor. Tamam dünyada bir kişi yani yapıyor. Var. Yani bu yabancılar yapıyor mu bunu? Yabancılar şimdi yapmadı. Bu gidecek abi Alman. Evet. Kreuzberg miydi? Neydi adamın adı?
Stefan Kuntz. Kuntz, evet. Kuntz giderken ben 3 milyon euro alacaktım. Finallere de kalamadık. Evet. Bana 1,5 verin yeter diyecek mi? Der. Ha, iyi o zaman. Niye der biliyor musun? Beşiktaş'la oynadığı için der. Ne alakası var? Neyse yani Beşiktaş'ın toprağından, havasından, suyundan aldığı için. Tazminatı bile alır. Alır mı? Tazminat niye alıyor? Kovmuyoruz ki. Kovarsak. Hocam zaten. Abi niye kovulsun? Önümüzde 4 sene var. 4 sene burada takılacak acaba. Hocam. Arada sırada mis gibi ya. Maçlara gidiyorsun. Seni havada karşılıyorlar. Özel arabayla aldırıyorlar. Evet. Ben şurada şunu seyretmeye gideceğim diyorsun. Tamam hocam diyorlar. Abi 3 ayda bir takımı topluyorsun. 2026'ya kadar kim öle kim kala. Kim kala ama şimdi. He? Avrupa'da. Sonra. Hocam şimdi yabancılarda şöyle bir şey var. Sen diyorsun ki her şey için çok çok teşekkürler. Bu ülkede her türlü sevgiyi, saygıyı herkesten gördüm ama ne yazık ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Bana bu şansı tanıdığı için başta Türkiye Futbol Federasyonu'na, siz kıymetli futbol izleyicilerine, Türk halkına buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin, görüşmek üzere diyor adam, varsayıyorum Stefan Kuntz. Dönüyor şeye diyor ki menajerine, 2,5 alacağımız vardı ya, onu istemeyelim, ayıp olur diyor. He. Stefan, uçağın kaçıyor canım. Atla, sen o işlere karışma diyor. Tamam. Menajer diyor ki, kese işlerini bana bırak. Çünkü yabancılar Stefan da gidiyor Almanya'ya, Bild gazetesine röportaj veriyor. Diyor ki, Türklerden bir kuruş almadım. Çünkü adam almadım biliyor. Alamıyorsa almadım diyor zaten. Hmm. Sonra da biz kas mahkemesi tarafından Stefan'ın 1,5'unu vermediğimiz için 2 sene sonra 8,5 olarak veriyoruz. O siz yapmıştınız. Tabii. Onun için bu konularda çok becerikli idarecilerimiz var. Sen şunu demek istiyorsun. Stefan almıyor, gidiyor, bırakıyor parasını ama menajer arkasından kovalıyor. Sen o işlere karışma. Ha, arkasından kovalıyor. Tabii yani. Ki. Durduk yerde Stefan evde otururken dın dın zil çalıyor. Bir zarfı açıyor, 1 milyon euro. Tabii. Çek gelmiş. Durduk yere. Ya da bankadan gelen şey düşüyor. Pınk! Aplikasyona bir bak. Aa canlı. TFF. 1,5. Güzel. Nasıl bir EFT'ymiş abi bu? Nasıl bir EFT? 1,5 milyon euro inince o EFT telefonu bile sarsar böyle. O hemen sen işte yemeğe çıkıyorduk. Hanım yemeğe çıkalım aldım emekli ikramiyesini diyordum. Ne güzel ya. Sevgili Can Hocam gözümüzü verelim tabii ki efendim. Peki. 1 Nisan münasebetiyle yani baharın gelişini hep birlikte Can Hoca'yla burada kıymetli konuklarımızın da katkılarıyla programımızın sonuna geldik. Efendim Ramazan geliyor. Oruç tutanların Allah tuttuğu oruçları kabul etsin. Ramazan'dan hiç konuşamadık. Ramazan'dan konuşamadık. Onu bir sonraki programda Ramazan'dan konuşacağız. Ramazan izlenimlerimiz var. Bizim zamanımızdaki iftarlıklardan konuşacağız hocam. Bizim zamanımızda iftarlıkta bayağı sıcak pidenin arasına pastırma mastırma koyuyorduk. Şu anda var ya bak sıcak pidenin arasına kağıda pastırma yazıp koyacak durumda değiliz yani Can Hocam. Her zaman olduğu gibi programın kapanış anonsunu kıymetli ortağım, hocaların hocası Can Yılmaz'a bırakıyorum. Buyurun genç adam. Koli alacak mıyız hocam? Ramazan kolisi. Allah kimseye fırsat vermesin. Tabii. Buyurun hocam. çocuk bir Ramazan kolisi istedi. Yap bir sevap gider ayak programın sonunda ya. Sevgili dostlar. Evet. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.